Dünyanın en soğuk köyü Omyakon'da eksi 52 derecede kirpikleri donmuş kızı unutmak ne mümkün. Çok değil, 5 ay kadar önce dünyanın en soğuk bölgesi Sibirya ve Rusya'ya bağlı Yakutistan Saha Özerk Cumhuriyeti'nde termometrelerin gösterdiği rakamlar dünya çapında ilgi uyandırıyor, haber oluyordu. Haziran aylarında ortalama sıcaklığın 20 derece olduğu Sibirya'nın bu bölgesinde şu günlerde ardı ardına sıcaklık rekorları kırılıyor. Gündüzleri 38 santigrat dereceyi gören başkent Yakutsk'ta bu coğrafyada yaşayan Saha Türkleri havanın aşırı ısınmasından büyük endişe duyuyorlar. Hava sıcaklığı çok yüksek. Bu anormal bir durum. Hayatım boyunca görmedim. Sanırım doğanın döngüsünü bozduk. Yakut, Saha Türklerinin ölü öne Moğolların Zülge adıyla andığı Lena, dünyanın en uzun 10. nehri. Yılın önemli bir bölümü üzerinde donmuş buz kütleleri bulunan Lena Nehri kıyıları şimdi plajlara dönüşmüş durumda. <laughs> Haziran sona ermedi daha. Sıcaklar artıyor. Plaja dönelim mi? Yakutsk'tan yaklaşık 700 kilometre kuzeyde, Kuzey Kutup Dairesi'nin içerisinde yer alan Verhoyansk ilçesinde geçen hafta gündüz hava sıcaklığı 38 santigrat olarak ölçüldü. Bu, kutup bölgesinde tarih boyunca görülen en sıcak gündü. 33,5 bu bir rekor. 1988'de de böyle sıcak dönem geçirdik ama bu kadar yüksek ısı derecesini ilk defa kaydettik. Kamçatka yarımadasında bulunan yüksek basınç giderek kutup dairesine ilerledi. Bu anormallikler iklim değişikliği sonucu yaşanıyor. Burası Verhoyansk. Sibirya'nın en kuzey ucunda sadece Temmuz ayında buzları çözülen yana nehrinde suya girenler var. 38 derece sıcakta ailecek yaptığımız tek şey her gün Yana Nehri'ne gelmek. Sıcak güzel bir şey ama bu kadar da fazla. Bölgede çok fazla orman yangınına neden oluyor. Yakutistan'da Saha Özerk Cumhuriyeti topraklarında geleneksel tarım ve hayvancılığın merkezinde rengeyi yer alıyor. Etinden, sütünden, taşıma gücünden yararlanılan geyikler saha Türkleri için büyük önem taşıyor. Bedenlerindeki koruyucu yağ tabakası ve kürkleri nedeniyle aşırı sıcaktan en fazla etkilenenler geyikler oluyor. Bir de sivrisinek ve kara sineklerin artması yüzünden sıkıntıları daha da artıyor. Kuzey Kutup Dairesi'nde olağan dışı gelişmeler yaşanıyor. Sibirya tarihi günler yaşıyor. İnsan eliyle bozulan doğanın dengesi, ortasından kırılan yaşam döngüsü yeni felaketlerin habercisi olarak önce aşırı sıcakları gönderiyor. Sibirya sıcaktan kavrulurken dünyamız alarm veriyor.